Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Shadowban nedir, nasıl çözülür ve tekrardan Shadowban yememek için neler yapmalıyız hakkında kendi öğrendiğim ve konuşmamız gereken şeyleri anlatacağım. Öncelikle yorumlarda çok fazla insan belirtmeye başladı. Shadowban yedim, banlandım veya oyuna giremiyorum, çok fazla ping oluyor ve oyunu bulmuyor. Bulduğu odalarda da çok az kişi oluyor ve yarısı hile oluyor diye yorumlar çok fazla alıyorum. Eğer ki normal ban yemediyseniz ve oyuna girerken çok fazla ping oluyorsa, oyuna girdiğinizde lobiler 150 kişilik değil de 70'in 80'in altında kalacak şekilde lobiler buluyorsa, siz hayırlı olsun Shadowban yemişsiniz demektir. Discord kanalımda, YouTube'da yorumlarda çok fazla insan bunu belirtmeye başladı. Belli bir dönemde Warzone, daha doğrusu Activision mı demeliyim bilmiyorum, böyle bir ayıklama yapıyor. Herkes toplu bir banyo, ondan sonra yoluna devam ediyor. Böyle periyodik bir şekilde devam ediyor bu süreç. Öncelikle Shadowban neden yiyoruz, bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, iyi oynadığımız için değil. Yani ben evet Warzone 1'de gerçekten şiir gibi oynadığımı düşünüyorum. Warzone 2'de bu kadar performansımı sergilemiyorum. Hem FPS sorunundan kaynaklı, hem de çok fazla oynayamadığımdan kaynaklı. Fakat Warzone 1'i günde 10 saat oynayan bir insan olarak, daha doğrusu oynuyordum. Artık gerçekten şüpheli hareketler yapmaya başlamıştım ve bir keresinde ban yedim. Bu banı nasıl çözdüm? Size anlatacağım. Tabii ilk banımı 2 hafta beklemek zorunda kaldım. 2 hafta bekledikten sonra kendinden geçti. Fakat ikinci yediğim bandan sonra, bu anlattıklarım Warzone 1'den arkadaşlar. İkinci yediğim bandan sonra internet sitesine girdim. Mail atmak istiyorum ama atacağım bir yer yok. Muhatap alabileceğim kimse yok. Mecbur bir şekilde bunun yöntemini buldum. Reddit'te araştırmalar yaptım, farklı sitelerde araştırmalar yaptım ve zamanında bunun çözümünü buldum arkadaşlar. Çözüm şu şekilde: Google'a Warzone 2.0 yazıp Activision'ın orijinal sitesi olan CallofDuty.com'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan login oluyoruz. Ben otomatik olarak giriş yaptı zaten login olduğum için. Buradan arkadaşlar destek kısmına giriyoruz. Eğer sizde site İngilizce ise support yazar burada. Support'a girdikten sonra bakın burada Account Help diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Ardından bize böyle bir menü açılıyor. Buradan Appeal'e ben Activision Support kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Continue diyoruz. Buradan Agree and Continue diyoruz arkadaşlar ve karşımıza bu şekilde bir yer geliyor. Burada size bir şeyler onaylatabilir veya gönder tuşu çıkabilir. Bu işlemleri yaptıktan sonra karşınıza diyecek ki, hemen burada No Ban Detected yazmaz. Öncesinde size banınız kontrol edilme aşamasındadır. Anketinizi gönderdik. Size daha sonrasında dönüş yapacağız şeklinde bir bildirim gelir buraya ve o bildirimi birkaç gün içerisinde, bazen bir saat sonrasında, bazen 10 dakika sonrasında gerçekleştirilir arkadaşlar. Eğer banınız yoksa burada bendeki gibi No Ban Detected yazar ve burada hangi oyunlarda banınızın olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra ben yaklaşık 1,5 senedir kesinlikle herhangi bir banla karşılaşmadım. Hiçbir şey olmadı. Peki neden ban yiyoruz? Banı iyi oynadığımız için değil arkadaşlar. Takımımıza hile gelebilir. Gerçekten şüpheli hareketler yapıyoruzdur. O gün içerisinde veya o hafta içerisinde çok fazla insanlar report etmiş olabilir. Örneğin pusuyorsunuz, karşınıza adam çıkıyor ve onu arkadan öldürdüğünüz zaman o kişi size sinir olup sizi izlerken sürekli reportluyor. Bu süreç tam olarak nasıl işliyor bilmiyorum. Arka planda nasıl bir sistem dönüyor onu da bilmiyorum. Ama belli ki ben bu kadar insanın hile olabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü ben kendim de ban yemiş bir insan olarak, yani ben de ban yediysem dedim ki tamam dedim, bu hileden alakalı bir şey değil. Ya birisi çok fazla reportladı ya da oyunda gerçekten bir sıkıntı var ve bu virüs engelleme olaylarında ben de arada yandım dedim. Dolayısıyla arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra umuyorum ki sizlerin de sorunu çözülecektir ve bundan sonra Shadowban yemeyeceğinize inanıyorum. Ha bu şu demek değildir: abi ben bunu yaptım, hemen hile indireyim, hileyle tekrar oynayayım. Öyle bir şey yok. Direkt tak diye yine ban yersiniz. Ama eğer ki hile kullanmıyorsanız ve kendinizden gerçekten eminseniz, gönül rahatlığıyla bu işlemleri yaparak Shadowban'ın önüne geçebilirsiniz. Abone olursanız ve yorum atarsanız çok çok sevinirim. Gerçekten işe yaradı mı ve bu video sizin için faydalı oldu mu? Olduysa çok mutlu olurum ve bunu yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.